Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Toplu yüz sözleşmelerini sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜİS ile Kopiş Sendikası arasında imzalandı arkadaşlar. Toplu yüz sözleşmesi imza tarihi 24 Eylül 2021. Şu an hali, hali hazırda arkadaşlar 10 farklı kurumda toplu yüz sözleşmeleri imzalandı. Hepsini peyderpey videolaştıracağız bilginiz olsun. Şu anda toplu sözleşmeler elimizdedir. Bizleri bu toplu sözleşmelerini gönderen Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisine buradan selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Sizde kendinizin maaş bolduruğunuz olur, bir probleminiz olur ya da toplu sözleşmesi olur. Bize mail adresimiz videonun altında var. Oradan bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin birlikte toplu sözleşmesine bakalım arkadaşlar. Yürürlük tarihi 1-1-2021-31-12-2022 arkadaşlar. Amaçlar, taraflar, tanımlar. Buraları ben hızlıca geçiyorum. Biliyorsunuz beni arkadaşlar tarzımı bilen. Ben daha çok parasal kısımlara detay veriyorum. İlan tahtası. Sendika aidatları zaten her işçiden kesiliyor arkadaşlar. Sendikal izinler. Yine haftalık ücret izin süresi verilmiş. Temsilci izinleri verilmiş. Diğer izinler verilmiş. Çalışma süresi arkadaşlar 45 saat olarak imzalanmış. 40 saat olaydı tadından yenmezdi ama genelde hep 45 saat olarak imzalanıyor arkadaşlar. İşin gerektirdiği hallerde işin fazla çalışma fa, işi, işi fazla çalışmayı kabul eder diyor. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal ücretin saat başına düşen miktarın %60 yükseltilmesiyle ödenir diyor arkadaşlar. Hafta tatili ücreti 3 yemeği arkadaşlar. 3 yemeği olarak ödeniyor. Bayram tatili ve hafta tatillerinde 3 yemeği olarak ödeniyor arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda imzalanan toplu iş sözleşmesinde. Devam ediyorum. Kıdem tazminatında esas gün sayısı 30 gündür diyor arkadaşlar. İlavet hediyeler yine yılda 4 kez ödeniyor. Ayrıca sendika üyesi işçileri her yıl 30'ar günlük çıplak ücretleri tutarında iki ikramiye ödenir. Bu ödemeler Mayıs ve Kasım aylarında ödenir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Disiplin kurulu üyelerini baş almışlar arkadaşlar bu kez. Toplu iş sözleşmesinde genelde bu disiplin işleri toplu iş sözleşmesinin son sayfalarında olurdu ama bu sefer orta sayfaya almışlar. Evet izinlere bakalım yıllık ücretli izinler 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 18 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 24 gün, 15 yıl ve daha fazla çalışanlara bu kurumda 30 günlük ücretli izin verilecek arkadaşlar. Mazeret izinleri işin evlenmesi halinde 5 gün, işin doğum yapması halinde 5 gün, evlat edinmesi halinde 3 gün. İşçiye eş, çocuk ana baba ve kardeşlerin kayınvalide ve kayınpederin ölüm halinde 4 gün ücretli izin verilir diyor. Tabi afetlerde 7 güne kadar izin verilir diyor. Yine arkadaşlar 6 aya kadar eş çocuk ana babaların kaza geçirmesi ya önemli bir hastalığa tutulmuş olmaları halinde 6 aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir diyor arkadaşlar. Evet parasal kısımlara geldik. Dördüncü bölümü de pardon altıncı bölümde. Sosyal yardım arkadaşlar birinci yıl 476 lira 30 kuruş veriliyor. ikinci altı ay 499 lira 83 kuruş olacakmış arkadaşlar. Giyim yardımı Ekim ayında ödenmek üzere 319 lira 21 kuruş ödenecek diyor. Evlenme yardımı birinci altı ayda 269 lira 35 kuruş, ikinci altı ayda 282 lira 82 kuruş evlenme yardımı yapılacak. Doğum yardımı 134 lira 75 kuruş, ikinci altı ayda 141 lira 49 kuruş. Ölüm yardımı birinci altı ayda 673 lira 706 lira 97 kuruş ödenir diyor. İşçinin eş çocuk bakmakla yükümlü oldu anne ve babasının ölüm halinde. 404 lira 60 kuruş. ikinci altı ayda da 424 lira 26 kuruş ödenir diyor. İşçinin iş kazası sonucu ölüm halinde kanun mirasçılarına birinci altı ay 1077 lira 20 kuruş. ikinci altı ay 1131 lira 60 kuruş ölüm yardımı yapılır diyor arkadaşlar. Yemek yardımı ilk altı ay 14 lira 54 kuruş. ikinci altı ay 15 lira 27 kuruş arkadaşlar. Vasıta yardımı Büyükşehir Belediyesi veya belediye mücavir alanının içinde tek vasıta kullananlara 2 çift vasıta kullananlara 4 belediye otobüs rayç bedeli net olarak ödenir diyor. Bunlar arkadaşlar belediye zam yaptığı anda bunlara da zam geliyor arkadaşlar. Bunlar bilgisini verelim. Ankara'da uygulanan kontrol sistemi 4 bilet bedeli yerine bu sistemden yararlanmayı sağlayacak rayiş bedeli ödenir diyor arkadaşlar. Ök ödeme Mayıs ayında bürüt 1109 lira 14 kuruş ödenir diyor. Hizmet zamlı brüt 7 lira, %20 vergide 4 lira 70 lira, 4 lira 70 kuruş. %27 vergide 4 lira 30 kuruş olarak hizmet zammı her yıl için verilecek arkadaşlar. 696'lı 696 lı lı arkadaşlar 2 Nisan 2018 tarihi baz alınacak. Ama eski işçiler ya da sürekli işçiler, iş kurdan işe girenlere ilk işe giriş tarihleri baz alınacak arkadaşlar. Ona göre hesabınızı siz kendiniz yapın arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet ücretler kısmına geldik ve kamu çerçeve protokolünün aynısı imzalamış arkadaşlar. Taban ücret 136 lira 67 kuruşun altında olan işler 136 lira 67 kuruşa çekilmiş. Daha sonra üstüne %12 zam yapılmış. 1-1-2021 tarihinde günlük bir çıplak ücretlerine 1-1-2021 tarihinde geçerli olmak üzere %12 zam yapılmış. Onun ardından 1.7.2020 tarihinde iş yerinde çalışma olan işleri 30.06.2020 tarihinde günlük bir çıplak ücretlerine 1.7.2020 tarihinde geçerli olmak üzere %5 zam yapılmış artı enflasyon farkı da var arkadaşlar. Yani yemiyeler en düşük yemeği 160 liraya çekildi arkadaşlar. İkinci altı ay ve üçüncü dördüncü alt aylarda da yüzde beş maaş zam var artı enflasyon farkları da var arkadaşlar. Yani kamu çerçeve protokolünün aynısı. İşe giriş ücretleri aşağıdaki tabloda olacaktır diyor. 130, 139 TL arkadaşlar gün. 11 1 2021 30 2021 139 TL 1 7 2021 31 12 2021 de 145 TL'lik kuruş olacaktır diyor arkadaşlar. Sözleşme yürürlük tarihi 1 1 2021 31 12 2022 tarihleri arasında 24 ay sürelidir diyor arkadaşlar. Evet Hazine Bakanlığı'nda imzalanan toplu sözleşmesi böyle arkadaşlar. Klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Ekstra bir kazanım göremedim ben. Kamu çerçeği protokolünün aynısı imzalamış arkadaşlar. Ceza cetveline bakalım. İşinize işiniz düşmez inşallah arkadaşlar ama ceza cetvelini sizlere gösterelim sonuçta. Biraz daha şöyle bir ekranı büyütelim. Umarız bu ceza cetveline işiniz düşmez arkadaşlar. Evet videoyu durdurup siz teker teker inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Hayırlısı olsun Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışan işçi arkadaşlara. Sizler de bu kurumdaysanız kanala abone olup bildirim bildirimizi açın arkadaşlar. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Bakın arkadaşlar ekranda da iki özel video var. Onları da izleyebilirsiniz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.